Arkadaşlar merhaba. Bu akşam sizlerle fiyonklu, bademli dut oyası yapacağız. Modelimiz şu şekilde. Çiçeğimiz böyle. Şimdi bunun için bize lazım olan malzemeler. Şöyle bademlere ihtiyacımız var ve küçük incilere ihtiyacımız var. Bunlar başörtü incisi değil. Başörtü incisinden büyük olan inciler. Şöyle yine çarkı felekte kullandığımız iğneye ihtiyacımız var. Ben şöyle 10 milim kullandım nar çiçeği. Ve fiyonk için de tekrar yeşile ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar çarkı felekte olduğu gibi kurdelemizi bu dutumuzu yaparken kurdelemizi şu şekilde ucunu sivri yapıyoruz. Çarkı felekte de bu şekilde yapmıştık zaten. Şöyle. Ama tabii biz dikişsiz olduğu için bu kurdeleyi bu bademin içinden tekrar geçireceğiz. O yüzden öncelikle bademimizi şu şekilde iğneye geçirdim ben. Sonra kurdelemizden şöyle 6-7 santim daha içeriden şu şekilde bir teğel aldım. Bu teğeli birinci teğeli aldıktan sonra bir tane inciyi geçirdim ben. Sonra tekrar iğnemi şu şekilde yukarı doğru tutup buradan bir teğel daha aldım. Şimdi aynı bu şekilde alttan da bir teğel daha aldım. Bu alttan aldığım teğele bir inci daha geçirdim ben. Sonra tekrar üstten aldım. Tekrar teğelimi alttan alıyorum. Bir inci daha geçiriyorum. Buraya kaç inci geçirmişik? 3 inci geçirmişik biz. Şimdi kaç tane oldu? 3 tane oldu. Tekrar yukarı teğel alıyorum. Ve tekrar aşağıya teğel alıyorum. Şu şekilde 3 tane boncuğu geçirdik. Bu 3. boncuğu geçirdikten sonra üstten bir teğel daha aldım ve alttan bir teğel daha aldım. Bu şekilde bitiriyorum. Şimdi çarkı felekte olduğu gibi şu şekilde ipimi kurdelemi geçirdim ben. Şöyle tutuyorum ve çekeceğim. Şöyle çektikten sonra elinizle bir düzeltin. Dutumuzun birinci yaprağını oluşturduk. Şöyle kestim. Bunu kenara bir koyalım. Şimdi tekrar kurdelemi ucunu sivrittim. Tekrar bademimi aldım. Şöyle. Şöyle 6-7 santim ileriden. Yaptığımız işlem sadece şu. Şu şekilde alttan üstten teğel almak. Sadece alttan teğel alırken incilerimizi takıyoruz. Birinci inciyi taktık. Yukarıdan teğel aldık. Aşağıdan teğel aldık. Aşağıdan aldığımız teğellere inci takıyoruz. Şu şekilde tekrar üstten teğel aldık. Ve tekrar aşağıdan teğel alıyoruz. Aşağıdan aldığımız teğellere inci takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çok basit bir örnek. Hem de dikiş olmadığı için daha çabuk oluyor. Bu üçüncü inciyi taktım. İğnem yukarıda. İğnem yukarıda bitirmiyorum. Tekrar aşağıya boş bir teğel daha aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Çarkı felekte yaptığımız gibi iğnemizden geçiriyoruz kurdelemizin ucunu. Şu şekilde tutuyorum
ve çekiyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Sonra elimizi şu şekilde bir düzeltelim. Şimdi bunu da kestim. Şu şekilde ikisini üst üste getirin. Şöyle kesin ve yakın. Şu şekilde ikisini ekledim şimdi. Sıra geldi şu fiyonku yapmaya. Şimdi fiyonk için tekrar yeşil kurdele ihtiyacımız var. Şöyle 4-5 santim şöyle yaktık ve birleştirdik. Yanık yerini şöyle ortaya getirdik. Bunda sadece dikiş var. Şu şekilde yanık yeri arkada. Şu şekilde. İğne oyası tekniğiyle şöyle iki kulağını kapatıyorum. Ve şöyle sıkıştırdım. Şimdi bir tane daha, bir kere daha sıkıştıralım şu şekilde. Şu iki kulağını kapatalım. Şu şekilde fiyonkumuz hazır. Şimdi fiyonkumuzu buraya sabitleyelim. Hem fiyonkumuzu buraya sabitliyoruz. Hem de aşağıdakini daha sağlamlaştırıyoruz. Bir tane inci takalım ortasına. Nazarım olsun.
Şu şekilde arpa boncuklu, badem boncuklu, fiyonklu dut oyağımızı bitirdik arkadaşlar. Eklemesi de şu şekilde. Şöyle isterseniz şöyle sık sık da ekleyebilirsiniz. İsterseniz ara vererek de ekleyebilirsiniz. Yapımı gayet kolay. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.